Hoca. Nescafe'yi içtikten sonra aniden yere yıldı. Zehirlendi galiba ya. Herkesle de gezdi. Kimseye haber salamadım. Haberim de yok. Ne yapacağız ya? Ay. İnşallah bir şey olmamıştır. Rengi çok kötü. Ambulans çağıralım Mennan. Amanen, amanen. Kaldıralım şöyle biraz ayağı ya. Zaman kaybolacağı tuttu. Arkadaşlar yürüyün biz de hastaneye gidelim. Tamam. Evet abi ben de geliyorum. Hadi. Biz de gidelim. Hadi, hadi, gidelim. Hadi yürüyün gidelim. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Bizim yüzümüzden oldu oğlum. Of ya. Bir günde iki felaket. Ne bu ya? Abi kadın resmen gidiyordu be. Allah'tan daha beteri olmadı. Böyle şaka olur mu? Evet yani ya. Eleman dedim, yapmayın dedim. Kadın milleti bu, çıt kırıldım olur, dayanamaz dedim. Uf, dua edelim de bir an önce iyileşsin. Yoksa Amil hepimizi atar okuldan. Atıldık say kızım. Şimdi Amil Bey oturmuş odasında bizim tasdiknameleri imzalıyordur. Durumu nasıl hocam? Hoca değil o, salak. Ya az alışkanlı işte be. Ciddi bir şey yok çocuklar. Zehirlenme. İki farklı ilacın reaksiyonundan olmuş. Şimdi iyi. Bir ilaç değil mi? Sinir hapı kullanıyormuş ama iki farklı ilaçtan zehirlendiğini biliyoruz. Sakinleştirici mi kullanıyormuş? Evet. Peki doktor bey. Diyelim ki uyku hapı da aldı. Ne olur o zaman? Ciddi şekilde zehirlenir. Tehlikeli bir durum yani. Neyse biz gerekeni yaptık. Şimdi biraz istirahat etmesi gerekiyor. Kendisini görebilir miyiz? Çok kısa olmak koşuluyla evet. Teşekkürler doktor abi. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ama Biricik, önemli bir şey yok. Zehirlendim işte. Biz yaptık hocam. Siz mi? Evet hocam. Nisan bir şakası yapalım dedik. Kahvenizi uyku ilacı koyduk. Kötü bir niyetimiz yoktu öğretmenim. Vallahi. Filmlerdeki gibi yavaş yavaş uyuyacağınızı düşündük. Hap kullandığınızı bilmiyorduk öğretmenim. Bir öğretmene böyle şaka yapılır mı hiç? Ya daha kötüsü olsaydı? Haklısınız hocam. Düşünemedik işte. Yettim Sevda Hanım, yetiştim. Şerefsizim, geldim. Geldim. Al kızım şunu. Al evladım şunu. Sakin olun Amir Bey. Önemli bir şeyim yok. Nasıl bir şey yok canım? Ama ben ne yapacağımı biliyorum. O iki kantinciyi de kovmazsam şerefsizim. Kimi? Ya, kaşarlıyla Bülbül'ü. Siz onların kahvesini içmediniz mi? İçtikten sonra zehirlenmediniz mi? Onların bir suçu yok ki Amil Bey. Suçlu kim peki? Şimdi ispiyonlayacak bizi. Beyler okula veda edin. Bittik oğlum biz. Suçlu benim Amil Bey. İki hapı aynı anda içmişim. Oysa ki iki hap aynı anda içilince zehirlenme etkisi yaratıyormuş. Ne yapalım? Oldu bir kere. Ya vah vah. Ne yapalım? Şanssızlık işte. Bilinçsizlik. Artı bir daha yapmam Amir Bey. Hadi çocuklar. Siz de okula geç kaldınız. Gidin artık. Evet. Okul kaynadı. Çatlak kiremitler. Hadi yallah okula. Derhal. Ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni buraya getirdiğiniz için. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi hadi hadi. Amir Bey, siz de hastane ücretini ödersiniz artık. Ama borç olarak. Gayet tabii Sevda Hanımcığım, gayet tabii. Siz onu hiç merak etmeyin. İsterseniz sevgili validenizi de çağıralım, ona da bir check-up yaptıralım.